Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golver.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. 25 Ağustos 2022'nin ilk videosu. Fener'in maçı var. Biliyorsunuz saat 20'de Avusturya Viyen'le rövanş müsabakasına çıkıyoruz. Ve bu müsabaka öncesinde Fenerbahçe'ye kurulan büyük tuzağa. Yani bu tuzağa düşersek şampiyonluğu unutacağımızı, Cesus'un kovulacağını Ali Koç'un istifa edeceğini ve Fenerbahçe'de çok ciddi bir kaosun başlayacağını belirtmek isterim arkadaşlar. Bu videoyu muhtemelen ve muhtemelen e, birçok kişi umursamayacak. Kimse kimseye şey yapmayacak ama e, ben şunu belirteyim. Bu video bence transferden, duyumdan hepsinden önemli bir video. Lafı fazla uzatmadan başlayalım. Fenerbahçe'de bir rekortmen... Jorge Jesus. Şimdi Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un rakipleri alt üst etmeyi başaran form grafiğinden bahsetmiş. 3 maçta 7 puan toplayan sanki 9 toplamışız gibi lanse ediyorlar. Rakip filelere tam 13 gol bırakan kalesinde ise sadece 5 gol gören, 5 gol de az değil 3 maçta. Yani Fenerbahçe genetiğini bilen arkadaşlar bilir. 3 maçta Fenerbahçe'nin yemesi gereken maksimum gol sayısı 2'dir. Maksimum o da. Onu da belirteyim. Komparisonator verilerine göre Jesus bu performansıyla hem Benfica dönemini hem de geçen sezonki Sarlı Hacivertlerimizin hücum istatistiklerinin üzerinde kısa sürede çıkmayı bilmiş. Fakat savunma verilerinde de o dönemlerin gerisinde kalmış. Şimdi Fenerbahçe bu sezon maç başına 17.33 şut ortalaması yakalamış. Bu istatistikte 19 takım arasında ilk sırada. Benfica'daki şut ortalaması ise 13.22. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ise 13.32. Yani Fenerbahçe bu sezonki maç başı atak aksiyon ortalaması ise 36.33. Verilerde zirvedeyiz diyor. Benfica döneminde 30.67 geçtiğimiz sezon ise 26.58. Yani maç başına atak sayımız geçen sezon 26'ymış bu sezon 36'ya çıkmış. Muhteşem bir hücum istatistiği var acaba 88 89 falan filan diyor. Onu aslında konuşacağım. O dönem 2.86'lık gol ortalaması Fenerbahçe şu anda 4.33'te diyor. Lig tarihinde 61 yıl sonra 61 yıl 59'da başladığına göre 59'a 1 ekle 60, 60 daha ekle. Ee, ne yapıyor? 2020 yapıyor. Biz 2022 yılındayız. Ee, neyse en son 61-62 sezonda ilk 3 haftada 13 gol bildem bulmuş. Jesus'un Benfica dönemi. Fenerbahçe'nin 2021-22 verileri. Atılan gol 2.47 ortalama geçtiğimiz sezon. Yenen gol 0.74. Şut 13.22. Gol beklentisi 2.01 ortalama diyor. Başarılı atak 30-67. Gol yeme beklentisi 0.82. Yani maç başına ortalama 2-1'lik bir galibiyet verilisi olması gerekiyormuş. Üçüncü bölgede yapılan isabetli pas 148.84. Rakip yarı sahada top kazanma 13.25. 2020 ve 2021 sezonunu içeren verilerde ise atılan gol 1.92, yenen gol 1, şut 13.32, gol beklentisi 1.9, başarılı atak 26 ile 8, gol yeme beklentisi 1.2, rakip yarı sahada 3. bölgede 121.18. Rakip sahada top kazanma 11.92. 92 Jesus'un Fenerbahçe dönemi. Atılan goller 4-33 birinci sıra. Yenen golde de 1-67. 11. sıradayız. Ve ben şunu söyleyeyim. Israrlı bir şekilde söyleyeyim. Yediğimiz 5 golün sadece bir tanesi e, rakibin atabileceği gol. Onda da hem Salahin'in hem Lemos'un hatası var. Ümraniye maçında 3 üç golün 3'ü de hakem hatası. Adana-Demir maçındaki ilk gol zaten olmaması gereken bir penaltı pozisyonu ki offside çok net. Böyle de bir gerçek var. Düşünsenize, zaten 3-1 olmasaydı o maç muhtemelen 3 0ın üstünde biterdim. Ümraniye maçını Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığını düşünün. Öbür maç 6-0. Bu maçı da 4-0 kazandığını düşünsenize Fenerbahçe'nin 13-0 olduğunu. Enteresan bir cümle değil mi? Düşünsene atılan golde birincisin. Yenen golde yani en az gol yiyen takımsın. Son sıradasın. 19.sun. Şut ya da yenen golde en yukarıdasın. Yine zirvedesin sıfır olarak. Şut 17.33. Birinci sıradasın. Gol beklentisi 2.74. Birinci sıradasın. Şu ana kadar toplamda 8.22'ymiş. 8.22'den 13 gol çıkmış. Başarılı atakta 36.33 ile 36.33 ile birinci sıradasın. Toplam 109 atak yapmışız. Gol yeme beklentisi 1.42 ile 9. sıradasın. Rakip 3. bölgede yapılan isabetli pasta 115 ile 4. sıradasın. Rakip sağda top kazanmada 11 ile 8. sıradasın. Devam ediyorum. Fenerbahçe gol rekoru için kolları sıvadı. 2022-23 sezonu ilk 3 haftasında liderliğe geçiren ve rakip 13 gol atan Fenerbahçe yüksek gol ortalaması ilk başlangıcı akıllara bir kez daha 88-89 sezonunu getirdi. Hocam niye haberleri moda mod okuyorsun? Sen normalde okumazsın. Teşekkür ederim. Bu kadar dikkatli takip ettiğiniz için çok önemli hususlar var. Mecburen okumak zorundayım bazı yerleri. Bu sezon ligde oynadığı 13 gol attı Fenerbahçe. Ee, üçüncü karşılaşmalar itibariyle Süper Lig'de daha fazla gol attığı bir sezon yaşamadı. İlk hafta Ümraniye Spor 3-3, Kasımpaşa 6-0, Adana Demirspor 4-2. Ee, Valencia Zayt diyor. Orada Valencia ve Zayt'sı da özel olarak şey yapayım. Alioski'yi de alayım. Bugün akşam muhtemelen Alioski izleriz. 103 golle rekor kırılır mı diyor. Rekor için iştah kabarttı. Acaba o rekor kırılır mı diye akıllara soru işareti geldi. 88-89 sezonunda da 19 takım vardı ve ligde 16 maç oynandı. 103 gol atıp 93 puanla Fenerbahçe şampiyon oldu diyor. 87-88 sezonunda başlayan 3 puanlı sistemde en çok puan toplama rekoru da şu an için Fenerbahçe'ye ait diyor. Tarihi şampiyonluk sezonunda maç başına 2.86 gol ortalaması yakalamış Fenerbahçe. Unutulmaz bir sezon yaşamış. Gol kralı kim? Aykut Kocaman. Aykut Kocaman o sezonun gol kralı. Kolektif futbol. Biliyorsunuz oynadığım futbol itibariyle. Attığım goller Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna eğer katılı bulunacaksa. Ki bu çok net görünüyor diye açıklamaları vardır muhtemelen o sezon. İlginç tesadüf diyor tevafuk diyelim. O sezonda yine takım sayısı 19'du. 20 Ocak 80, 1989'da 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın acısını derinden yaşamış Samsun Spor Otobüsü'nün şarampolden yuvarlandığı kara güne tanıklık etmişti. Bu elim kaza sonrasında ligde 19 takım yer almıştı. Allah rahmet eylesin bu arada futbolcuları tekrardan. Tıpkı o sezon gibi bu sezonda 36 maç oynanacak. Fenerbahçe'nin o sezonki kadrosu şu isimlerden oluşuyordu diye. Nurettin Yıldız diyor. Aa şimdilerde güzel dini sohbetleri falan var. O sezonda Kadurdaymış. Başka kim varmış? Hikmet Zeydan. He Farah Zeydan Abdullah'ın babası. Şimdi gerçekliğine inanan arkadaşlar. İsmail Katal. Aa Arap İsmail. E, bu doğru. Ee, Engi Ergin parlar diyor. Hasan Özdemir. Aa Rambo Hasan. Hasan Kemal Özdemir. Rambo Hasan'a da buradan selamlar olsun. Bir dönem takipleşiyorduk ama hesabını kaybettim ya. Bulabilirseniz selam iletin yakından tanıyan varsa kanalımıza da yönlendirin. Rambo Hasan başka kim varmış? Oğuz Çetin, Hakan Tecimer. Galatasaray'dan gelmişti sanki o sezon öyle hatırlıyorum. Fenerbahçe'de uçmuştu sonra tekrar Galatasaray'a gidip tırt çıkmıştı. Turan Sofuoğlu, Şenol Çorlu. Şenol abi nerelerdeyse ya. Bilal Şar, Önder Çakar. Oo bu sene de çakanla şeyler var. Bilal Güven. Bizde de Bilal Duman var. <laughs> Bilal abiye de selamlarımı iletin takipçileri. Müjdat Yetkiner. Benim futbol efsanemdir ama Müjdat abi. Ben çok severim Müjdat Yetkiner'i. Kemalettin Şentürk sonradan geldi. Müjdat Yetkiner hala en çok Fenerbahçe formasını terleten futbolcumuzdur. Aykut Kocaman, Bırtman Dilmen, Mustafa Kurt. Bak o sezonda kadromuza Mustafa varmış. Hemen bir tane Mustafa isimli bir futbolcuya alıyorsunuz kadroya. Olsun kadroda yoksa da YouTube'da var bu sezonda. Hasan Vezir. Aa, pardon ben şeyle karıştırdım. Ee, Hakan Tecimer'le karıştırdım. Özür dilerim. Hasan Vezir'di Galatasaray'dan gelen. Fenerbahçe'de uçan, kaçan sonra tekrar gidip sıkıntı yaşayan. Hakan Tecimer başka pardon. Erdi Demir. Orhan Kapucu. Zafer Tüzün. İnşallah Zafer Fenerbahçe'nin olacak. Fenerbahçe'nin enleri en çok maç kazandığı sezon. 29 galibiyet kazandığımız 88-89'muş. En çok gol attığı sezon yine 36 maçta 103 gol. En az gol yediği sezon 69-70 sezonunda 30 maçta sadece 6 gol yemişiz. En iyi hücum savunmadır. 69-70. Aykut Kocaman'ın doğum tarihi mi lan acaba? <laughs> en farklı galibiyetler 8-1 Samsun Sport 93-94'te. 8-1 Kayseri Sport 94-95. 7-0 Denizli Sport 84-85 96-97. 7-0 Kayseri Spor 2004-2005. 7-0 Hacettepe. E, RGS Spor da vardı. 7-0 Kardemir Karabük Spor. En gollü maç 8-4 Kazanatep. En iyi gol averajı 88-89'da artı 76. 103 gol atıp 27 yemişiz. Öyle de bir durum var. Fenerbahçe rekora koşuyor. Yine bir sonraki haberimiz. Hocam niye bunları tekrar tekrar anlatıyorsun? Bekleyin. ha ben çaktım. Bekleyin. Ligde 17 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı Fenerbahçe ve 27 maçlık rekoruna göz dikti. Adana Demirspor galibiyetiyle birlikte Fenerbahçe yoluna devam ediyor ve yenilmezlik serisini 17 maça yükseltti. Geçtiğimiz sezon 5 Şubat'ta evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe ardından çıkışa geçip İsmail Kartal'la başlayan bu dönem Cevge devam etti. Geride kalan 17 karşılaşmada 13 kez kazanan 4 beraberlik kalan Kanalya yenilgiyi de unuttu. İnşallah hep unutur. Ümraniye falan filan artık gözünü Aralık 2010 ile Ekim 2011 arasında 27 maçlık yenilmezlik serisine dikti. GS'e göre Fenerbahçe favori diyor. Yani ülkelerdeki şampiyonluk tahminlerine vesaire duyurmuş. Evet Fenerbahçe'ye bekleyen büyük tuzak bu işte. Bu olursa şampiyonluğu unutun. Ne hocam 103 gol mü? Rekoru kırarsak unutalım mı? galibitti Arkadaşlar ligin 3. haftasındasınız uyanın. Uyanın. Sizi tuzağa çekmek istiyorlar. Beni tuzağa çekmek istiyorlar. Bizi tuzağa çekmek istiyorlar. Uyanın. Allah aşkına verilere bir bakar mısınız? Bak şunun esprisini yapabilirsiniz. Hocam 3 maçta Galatasaray sadece 2 gol attı. Valencia'nın 6 golü var lan. Demek ki Valencia Galatasaray'ın 3 katı daha büyük. Ha, bu esprileri yapın arkadaş ortamında. Ama bunun espriden çıkmış hali bizi uçuruma sürükler. Ya er İnanın Erol Bulutlu dönemde de rekorlar kırıyorduk. Geçen sezon Vitor Pereira'lı dönemde de rekorlar kırıyorduk. Yani biz hep rekorlar kırıyoruz. Neresinden baktığınıza bağlı. Şimdi desem ki Fenerbahçe dünya tarihinde formasında sarı lacivert beyazı e, taşıyan takımlar arasında dünya rekoru kırdı İlk 3 maç itibariyle. Kesin doğrudur. Ne sallayayım? Dur. Korner sayısı sallayayım. Son 20 yıldaki en iyi 3 koroner sayısından birine ulaştık. Uyduruyum. En az sarı kart ya en hırçın başlangıç yaptığımız demek ki rakipleri kemireceğiz. En hırçın başlangıç yaptığımız ilk 3 maç per şeyi desem. Arkadaşlar bakın hedefi çıtayı yükseltmektir bu. Futbol mesela dünya cümle futbolcuyla adının anıldığını düşünün. O futbolcu yerine Frey'in geldiğini düşünün. Michael Frey'in geldiğini düşünün. Ne hissedersiniz? Ben Tra Travuri, Galatasaray Beşiktaş Trabzon teklif götürüyor. Başakşehir'e gidiyor futbolcu. Habere bakın. Fener'in istediği topçu Başakşehir'de. Van Fener bir ay önce istemiş. Satın alma opsiyonunu kiralık vermemişler. Fenerbahçe'de çekilmiş. Biz opsiyonunu istiyoruz yoksa almıyoruz diye. Başakşehir sadece kiralık olarak almış. Ama haber manşeti. İşte eski Fenerbahçeli futbolcu FETÖ'cü çıktı diyor. Yazmış oraya. Zafer bir yol. Ulan Zafer bir yol bir sezon oynadı. Allah korkunuz hiç mi yok? O da kaç maç oynadı acaba Zafer bir yol? Ciddi diyorum bak. Zafer bir yol. İşte hakikaten bak merak ettim. Fenerbahçe'de kaç maçı var? Da baktığınız zaman ya çıkabilir. Fenerbahçe alt çıkan futbolcu FETÖ'cü de çıkabilir. Allah aşkına 2005-2006 sezonunda gelmiş Fenerbahçe'ye 2005 2006'da gelmiş. 1 milyon 200 bin euro bon servisle. Konya'da oynamış, Altay'da oynamış, Mersin'de oynamış, Rize'de oynamış, Bursa'da oynamış, Göztepe'de tekrar Konya'da, Şeker'de, ee, Yeni Salihli'de, Beşiktaş'ta oynamış, Edirne'de oynamış, Beşiktaş'ın altyapısından çıkmış, Zafer biliyor, Beşiktaş altyapısından çıkmış bir futbolcu. Hiç kimse eski Beşiktaş, Beşiktaş altyapısından çıkan futbolcu FETÖ'cü çıktı diye haber yapmıyor. Evet, Zafer biliyor, Beşiktaş altyapısından çıkmış. Ama ihale gelmedi Fener'e. Bu Fenerbahçe'nin büyüklüğünden kaynaklanıyor. Haberin etiketine Fenerbahçe koyduğunuz zaman haber büyük oluyor. Kupalara anlam veren Fenerbahçe'dir. Turnuvalara, şampiyonluklara anlam veren Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe yoksa anlamlı değildir. Türkiye Kupası iddia ediyorum Fenerbahçe'nin finale kaldığı ya da kupayı kazandığı yılların reytingini çıkarsınlar. Erken elendiği reytinge çıkarsınlar. İki katı farklıdır. İki katı farklıdır. Açın bakın. Jesus'u yıldırmak istiyorlar. Fenerbahçe taraftarını çok çok büyük beklentiye sokmak istiyorlar. Ya yarın bir gün bizim bir farkla kazandığımız maç olmayacak mı? Olacak. Berabere kaldığımız maç olmayacak mı? Olacak. Yenildiğimiz maç olmayacak mı? Olacak. İnşallah olmaz da. Olacak. Bu sefer ne diyecektir? Aa rekor ters tepti. Sapladılar. Şöyle böyle bak. Bunu bekliyorlar. Beklentiyi kaftana çıkartıp en ufak bir olumsuzlukta. Şimdi bizim taraftarında bir kısmı öyle değil mi? Ki bunlar taraftar değil. Bunlar cadı cadı. Bunlar taraftar değil. Bunlar cadı. Bunlar Fenerbahçe düşmanı. Bunlar kadar düşmanımız yok bizim. Valencia çöptü. Joao Pedro'yu alanlar komisyoncuydu. Jesus bilmem Brezilya'ya gidecekti. Çöpleri topluyordu. Şöyle böyle falan filan. Hepsini konuşuyorlardı. Fenerbahçe iyi gidiyor. Saklanın. Kafayı sokun kuma. Öbür tarafı yukarıda kalsın. Kimse kafayı görmesin de sıkıntı değil. Belki arkadan biri diye ses çıkarmıyorlar bak. Bunlar ne kadar düşmansa orada hocam iyi de gazeteciler bunu yaptı diye düşman değil kardeşim. Ben de gazetecilik yaptım. Ben de habercilik yaptım. Biliyorum. ya en çok tutacak haberi yaparsın. En çok tutacak başlığı yaparsın. Şu an Fenerbahçeliler rüyada olduğu için ver gitsin. Misal veriyorum. Bugünkü maç. Fenerbahçe Avusturya Viyeni 7-0 yendi. Bak yarınki manşetleri söylüyorum. Fener Airlines. Fener Airlines. Yazıl, yazacaklar bak başlık. Fenerbahçe Yolları, Fener uçuşa geçti. Durdurabilene aşk olsun. Şimdi kime koyacak, şey yapacak? Şimdi kimi yenecek? Hazır ol Konya, bir turda sana bir bine... şey yapacak. Yani manşetleri bir düşünün. Bak atacakları manşetler bunlar. Allah Konya'nın yardımcısı olsun çünkü Fenerbahçe acımayacak falan filan. Niye yardımcısı olsun? Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun. Bak yazacaklar. Eskişehir Fenerbahçe maçı iyi ki Eskişehir'de Konyalılar farkı görmeyecekler falan. Bak, neler yazacaklar? Ya. hocam 7-0 mı bitecek gerçek Hocam 7-0 bitse var ya 700 kişi üyelik edi. Hocam şunu şöyle... ya misal veriyorum. Düşmeyin bu numaraya. Bakın Jorge Jesus bunu sakın yapmayın. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus süp hem Süper Lig hem Avrupa Ligi için kritik uyarılar yaptı. O haberi yapan kişiyi de anlamdan öpüyorum. Bakın bayan söpemiyorum. <laughs> Şimdi Süper Lig'de geride kalan 3 haftada liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'ye Jesus oyuncularına kritik uyarılarda bulundu. Rehavete kapılmayın. Her hafta üstüne koyarak, ivme kazanarak ilerliyoruz. Her galibiyet ekstra özgüven demek. Her zaman daha iyisini yapmak için çalışacaksınız. Rehavete kapılmayın demiş diyorsunuz? Yani böyle bir şey muhtemelen söylememiştir. Ya da habercilerin duyacağı yere bu açıklamayı yapmamıştır. Ama bu haberi yapana da teşekkürlerimi sunuyorum. Ya bugün rövanş maçı. Yani 25 Ağustos Perşembe rövanş maçı. Pazartesi günü Konya maçı. Dün biz bizim Tolga ile konuşurken bir şeyi fark ettik. Eylül ayında Fenerbahçe'nin Avrupa maçı yoksa sadece iki tane maçı var. Sadece iki tane maçımız var ha. Harbi söylüyorum Fenerbahçe fikstürünü Dün biz ile konuştuk. Şuradan bir kontrol edeyim. Bir de öyle söyleyeyim. Sadece iki tane maçımız var. Trabzonspor maçından önceye kadar da yani Trabzonspor, Galatasaray son haftalarda e, Antalya deplasmanındayız. E, dur. Aslında ekrana versen daha güzel olur arkadaşlar. Bu arada Tolga aşk olsun. Hangi saatte ekran görüntüsü almışsın ya? <laughs> Şimdi Fenerbahçe Dinamo Kiev maçları malum. Bunlar oynanan maçlar. Oynanan maçlara çıkıyorum arkadaşlar. Bakın 25 Ağustos Avusturya viyen 29 Ağustos Konya Fenerbahçe, 3 Eylül Fenerbahçe Kayseri. E ee, Bu arada 2 Eylül'e kadar UEFA'ya liste vermemiz lazım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, 18 Eylül Fenerbahçe Alanya. Arka arkaya 2 tane evimizde maçımız var. Ve bence zorluk düzeyi yüksek olan Alanya maçına kadar Fenerbahçe'nin dinlenecek olması şahane bir avantaj. Sonrasında Beşiktaş deplasmanı ve bakın burada da Fenerbahçe dinleniyor Ekim'e kadar. Zaten dinlenirse Ekim'e kadar e, çok da iyi olacak. Bakın çok güzel bir aslında 3 maçlık. Yani Konya maçını kazanırsak inşallah. Avusturya Viyana maçını da kazanırsak inşallah. Yani Kayseri, Alanya ve Beşiktaş için bakın... E, İyi dinlenme fırsatımızın olduğu 3 müsabaka olacak. Sonrasında yine yoğun bir periyot. Karagümrük hani bu arada da zaten Avrupa maçları başlamış oluyor. Hani Karagümrük maçından sonra muhtemelen Avrupa maçı başlayacak. Hani o aralarda da çiftler çiftler gidecek. Karagümrük, Ankara Gücü, Başakşehir, İstanbul, Sivas diye gidiyor. Sonrasında Giresun. Giresun'dan sonra dikkat edin arkadaşlar. Aralığın sonuna kadar Trabzon maçına kadar yok. Yani Fenerbahçe'nin aslında müthiş bir fikstür avantajı var. Evet arada Avrupa maçları olacak olmasına rağmen bence müthiş bir fikstür avantajı var. Yeter ki Avusturya, ve Konya engellerini kayıpsız atlatalım. Hatta Rabbim inşallah yardımcımız olsun. Hem Kayseri hem Alanya hem Beşiktaş maçlarının üçünü de kazanalım. Şu iki maçı da kazanıp yani beş maçlık bir kazanma periyodu sergileyelim. Sonrasında zaten araya sokuşturulacak olan Avrupa maçları vesaire derken Fenerbahçe'nin inanın yol çok güzel olacak gibi ya. Yani şu periyot mesela Karagümrük, Ankara Gücü, Başakşehir, İstanbul, Sivas ve Giresun periyodu. Yani 6 maçlık periyottan bu araya da bir 5 galibiyet, bir beraberlik falan sıkıştırabilsen. Bakın son haftalara dikkatlice bakın. Trabzon, Hatay'la evimizdeyiz. Antalya deplasmanı, Galatasaray'la evimizdeyiz. Gaziantep deplasmanı. Yani ligin ikinci yarısı başlayana kadar ki 6 maçlık bence zor zor periyot sayılabilir periyot ise son haftalara denk geliyor. Yani Fenerbahçe'nin işi sıkı tutup şimdiden yoluna bakması lazım. Son olarak da arkadaşlar Jesus'un basın toplantısı var. 30 yıldır antrenörlük yapıyorum ve her zaman kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Antrenörlük okulda öğrenilen bir şey değil. Ben maçlardan önce takımını uygulayabileceği farklı fikirler üstünde çalışıyorum demiş. Katılıyorum. Antrenörlük bence de okullarda öğrenecek bir şey değil. Hani ben bir öğretmen olarak bir şeyler ee, çalışıp öğrenebilirim. Ya da sizler takipçi olarak öğrenebilirsiniz. Ba birkaç kardeşimiz şey diyor hocam senin yorumlarını çok beğeniyorum diyor. Sen dedin ki diyor kimse demez ki o sayeden çok iyi olur. Ben Ferdi'ne ilgili dedim. Ferdi'den çok iyi solbek olabilir aslında dedim ama ters ayak olması dezavantaj. Biraz solu geliştirmesi lazım diye. Ferdi'nin iyi sol oldu. Bak şimdi de size bir şey söyleyeyim. İsmail Yüksek mesela hatırlayın. Yani çok şeyler var. João Pedro için de diyorum ki ben olsam forvet arkası oynatmam sol kanat oynatırım. Bak. Bu dediğimi de unutmayın. João Pedro'yu sol kanat oynatırım. Sol kanat arkası. Rossi'yi yedeklettiriyorsun hocam. Herhalde Rossi'yi yedeklettirmek için başka ne formu söylesem herkes beğenir. Forvet arkası Joshua King Lincoln'lerindeki Arda Güler üçlüsü yeter. Hocam Arda bu sefer az süre alır. Siz merak etmeyin Arda döve döve o süreyi alır. Sağ kanat Emre Mor, İrfancan şimdilik yeterli ama oraya bir Burak Kapacak monte edilebilir. Bak mesela Burak Kapacak'ın da iyi sabek olur dedim. O sahinin yedeği deniyor. Çok da iyi yapıyor. Merkez orta saha için İrfan'dan 8 olmaz. İrfan'dan 8 olmaz. Çünkü özgüven yerlerde kimden iyi 8 olur biliyor musunuz? Şu an zaytın pozisyonunda. Bir inanılmaz bir şey söyleyeyim mi? Emre oradan mükemmel 8 olur. Dünyanın en iyi 8'lerinden biri olur. Bak dünyadan bahsediyorum. Eğer kafayı kullanırsa, bir şey yaparsa. Emre Mor 8 numara. Evet merkez orta saha. Çift yönlü orta saha. Bu dediğimi de unutmayın arkadaşlar. Emre Mor mükemmel 8 numara olur. Mükemmel 8 numara olur. Bunu da unutmayın. Hayır, sen de çok bilmiştik taslayacağım diye yeter. Başkasına geç. Tamam başkasına geçelim. Futbolda hiçbir zaman tek bir yol yoktur. Futbolda bunu anlamayan hoca gelişemez demiş. Yesus Müthiş. Bunu anlamayan futbolcu ortalama seviyenin üstüne çıkamaz. Futbolda ideal sistem diye bir şey yoktur. Hocanın elindeki oyunculara göre değişen sistemler vardır. Ben de aynısını matematik için yapıyorum. Mesela ilkokul öğretmen olduğum için <laughs> matematik anlama düzeyinde birden fazla metotlar buluyorum. Bir e, dersin, bir konunun bir metotla işlendiği benim dersimde çok şükür şimdiye kadar hiç olmadı... Ama eğer bir yöntem varsa araştırmalar yapıyorum. Bakıyorum lan ikinci bir yöntem, üçüncü bir yöntem. Çünkü arkadaşlar her çocuk özeldir. Her çocuğun öğrenme stratejisi, öğrenme yöntemi, hedefi, şekli, şemali farklıdır. Bu da size avantaj katar. Genelde bizim çalıştığımız oyuncular ligde çok gol atıyorlar. Geçtiğimiz yıl Benfica'da Darwin Nunes ve ondan öncesinde Trabzonspor'a gelen Cardozo gibi Valencia'da çok hızlı bir oyuncu ve gollerle beraber özgüveni de arttı diyor. Demek yani adam diyor ki çalıştığım takımda da oyuncular genelde gol kral olur. Valencia'yı buraya gelmeden önce de tanıyordum. Çok özel bir oyuncu ve çok hızlı. Ekvator milli takımından izin hakkı olmasına rağmen erken döndü ve çalışmalar yaptı diyor. Bu da olumlu yansıdı diyor. Bakın nelere dikkat ediyorum diyor anladınız mı? Nelere dikkat ediyor? Darwin Nunez olayı. Bak Trabzonspor'a gelen Cardozo. Aslında Cardozo o kadar ahmşan bir topçu değildi ama o zamanın Pivot Santrafor e, havuzunda müthiş bir oyuncuydu. Jesus, gruplara kalmak istiyoruz. İlk maçtan avantajlı skorla dönmüştük ama bu bize hiçbir şeyi garantilemiyor. Gruplara kalmak Fenerbahçe için çok önemli çünkü sıralamalarda çok aşağıyız. Dördüncü torbada yer, yer alıyoruz. Bizim birinci torbada yer almamız lazım. Ya, Ya. Diyor ki Avrupa'sı arenasında Fenerbahçe hak ettiği yerde değil... Fenerbahçe Avrupa'ya üçüncü torbadan, ikinci torbadan hatta birinci torbadan katılması gerekiyor demiş. Doğru mu? Doğru mu Samet? Doğru. Salahi ve Osayi için benim bildiğim bir teklif yok. Gelişme yok. Ben isterim ki hiçbir futbolcu ayrılmasın. Transfer sezonunun sonuna kadar ayrılmamız gereken isimler olacak. Tabii ki diyor. Not. Benim bildiğim teklif yok derken muhtemelen gerçekten bildiği teklif yoktur. Çünkü kulüpler düzeyindeki resmi tekliften teknik direktörün çok haber olmaz. Takım kampta. Yani bugün itibariyle takım kamp, yani dün itibariyle takım kamptaydı. Bugüne kadar. O yüzden haberi yoktur muhtemelen. Ee, Joao Pedro takıma katıldıktan iki gün sonra ciddi bir kas sakatlığı yaşadı. Ne yaptınız hocam? hoca? Sen ne yaptın da futbolcu sakattın? Sen bir bana de bakayım. Şimdi Joao Pedro'na ilgili ben diyordum ya mesela eğer işlemler yetişmiş olsaydı bugün oynardı diye. Bakın ne diyor. Bir ay maç oynayamadı. Adana Demirspor maçında onu riske etmek istemedik. Önümüzdeki lig maçında fiziksel olarak tamamen hazır olmasa da klinik anlamda hazır olacak. Bu ne demek? Ben onu oynatsam bile yarım oynatırım ya sonradan dahil ederim ya oynatıp çıkartırım diyor. Soru. Rotasyon Türkiye'deki takımlara karşı dezavantaj mı? Yani haftada birden fazla maç yapıyorsunuz diye müthiş bir cevap gelmiş. Ancak küçük takımlar haftada bir maç yapar diye. Bak Arkadaşlar bu da rakip takımlara tuzak. Fenerbahçe antipatisi, Jesus antipatisi için ama cümle tam olarak böyle değil. Diyor ki Jesus, "Eğer büyük bir takımsanız Avrupa'da olmanız gerekir. Aynı zamanda yarıştığınız ligde de şampiyonluğa oynamalısınız. Ancak küçük takımlar haftada bir maç yapar. Büyük takımların Avrupa arenasında yarışmaya alışması gerekiyor." demiş. Burada Fenerbahçe'nin büyüklüğüne öyle bir vurgu yapmış ama Fenerbahçe taraftarına göre ya da rakiplere göre bak <laughs> tek maç oynayanlar büyük takım değildir demiş. Ancak küçük takımlar haftada bir maç yapar demiş. Galatasaray küçük demiş. Beşiktaş küçüklüğü halis mi demiş. İşte haritadan bulamıyoruz demiş. Beşiktaş logosu nerede demiş. Küçüklüğünden göremiyoruz demiş. Bak hemen bunları yapıştıracaklar. Çünkü sosyal medya bunları seviyor. Hocam forvet. Dur şunu da söyleyeyim. Yabancı kuralı benim alışık olduğum bir kural değil. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Portekiz'de olsaydım sahaya 11 Türk oyuncu ile çıkabilirdim. Çıkmazdın ki. Çıkabilirdim diyor. Çıkmazdı ki 11 tane Türk'ü kim oynatır? Türkiye'deki, Türkiye'dekiler oynatmıyor. Bir karar vermeniz gerekiyor ve bunun için iki haftamız var. Kimlerin listeye yazılmayacağına karar vereceğiz diyor. Yani yabancı sınırlı Türk sınırıyla ilgili. Forvet. Kadromuzda 5 forvet görmek istiyoruz. Şu an 4 forvetimiz var. 5. eksik. Aa. Aa. Bakalım Fenerbahçe'nin forvet kadrosunda kimler var? Bakalım Cesus bize neler hazırlamış. Evet isimleri görüyorsunuz. Yalnız burada bir yanlışlık var. Şunu silmemiz lazım. Hamsi dararir, hamsi dararir. Çukutiago çukuru sildim. Çünkü e, rezerv takımdan maçlara gidiyor. Hamsi idararira hamsi idararira. Thiago çukur gitti. E, bizde 4 forvet var diyor. Hamsi idarar hangisi gideceksin gidecek şimdi 5 taneden? Serdar Dursun gitmez. Serdar Dursun zaten bak altı üstünde. Volkan Demirel esprisi gibi oldu. Serdar Dursun. Türk çünkü. Şurası var ya. O dursun. Yani Serdar dursun dursun. Evet. Cao Pedro yeni geldi. Yani daha töbe bismillah. Cao Pedro da yeni geldi. O da dursun. Hamsi dararira hamsi dararira. Joshua King de yeni geldi hocam. Buradan Joshua King performansını da aldık. Etti sana 3. Hocam Enner Valencia ile ilgili bir ona aşığım my love demediği kaldı. Onu da al. Dört. O zaman hocam Hamsi Dararira Hamsi Dararira. Hocam son karar bu mu yani? Şu anda dört forvetimiz var derken kastettiği bu mu? Yani. Hamsi de yani bu yani kastettiği. Bu. Şu an dört forvetimiz var. Şeyi de merak ediyorum. Ahmet Ercanlar hani diyor ya Maxi Gomez alınsa bile Sherlock alınabilir diye. Merak ediyorum neremize e, oynatacağız. Bir ikincisi adam açık açık demiş ben 5 forvet istiyorum demiş. Hocam peki Maxi Gomez dışında hani böyle gizli forvet rolünde biri alınabilir mi? İki tane forvet arkası var. Başkası alınmaz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere de Azizallah. Gördüğünüz üzere de bunu söylüyor. Ee, peki Enner Valencia'nın başarılı performansı golcü transferini etkileyecek mi demişler. Orada demiş bunu. Ya yani bizim 5 futbolcu istiyoruz forvete 4 tane var diye bilginiz olsun arkadaşlar. Fenerbahçe taraftarı lütfen tuzağa düşme. Kandırılma. Gözün açık olsun. Kulağın da açık olsun, kalbin de açık olsun. Bakın Fenerbahçe'yi içten bölmeye çalıştılar, beceremediler. Dıştan bölmeye çalıştılar, yine beceremediler. Şimdi Fenerbahçe'yi ne yapmaya çalışıyorlar? Rehavete kaptırmaya çalışıyorlar. Kapılmayın rehavete. Ama doğruları söylemekten de asla vazgeçmeyin. Şu anda Fenerbahçe transfer Market'ta gayet güzel gidiyor. İyi gidiyor. Ayrılıkları çıktıkça çıktıkça bir şeyler azalıyor. Transfer Market'a göre 3 milyon 450 bin euro artıdayız şu an için. Bakalım ee... mesela şeyi yazmamışlar bile bak transfer market. Muhammed Gümüş Kaya ismini yazmamışlar arkadaşlar. Şu an transfer Market'a girin bakın. Ayrılanlarda bile yazmıyor. Çünkü niye? Oraya artmış olacak diye. Max Mayer'de gidenler de yazmıyor. Yani şu an için yazmıyor arkadaşlar. Bir şey, pardon. Dur yanlış yere mi bakıyorum? Dur dur pardon. Transfer market kafayı yedi ya. Ben de diyorum bir dakika bunlar değil. Dur. Flash ayrıldıklar. Ha şimdi bakalım. Ya e. Güncelleme mi yaptılar acaba? Dur şimdi geldi mi? Ha tamam Muhammed Gümüşkaya 500 bin euro yazmışlar. Kim Minji 18.05 Allah yara 4.5 Ozan'a 3 Tisserant'a 3 Hala Tisserant yanlış. Muhammed Gümüşkaya 500 bin Lamine Diak 500 bin Arda Okan 200 bin Yani giden artı gelen dengesinde 3 milyon 450 bin euro artıdayız. Ama benim hesaplamalarıma göre daha fazla artıdayız. Neyse yarın bir gün transferler yapıldığı zaman anlarsınız. An itibariyle Fenerbahçe'nin yabancı sayısı da 19. Bakalım kimler kimler gidecek. Hep birlikte de izleyip göreceğiz arkadaşlar. Ee, bu arada lejyoner yazan yere tıklıyorsunuz yabancı şeyi için arkadaşlar. Ve baktığınız zaman transfer market değeri en yüksek yabancımız Rossi 14.5 taraftarın çoğu istemiyor. Atilla Salah'ın 12 teklif teklif üstüne. Java Pedro gelmiş, Joshua King gelmiş 1 12 1 8. O bugün kimse gitmesin der. Crespo 8, Ezgi Can Alioski gelmiş 7.5. buçuk. Arao 7, Perez 7. Buruma 6 ama taraftarın çoğu istemiyor vesaire vesaire diye gidiyor. Hakkımızda hayırlısı olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Maç başlayana kadar inşallah burası 25.800 olur da bu maçı da kazanırız. Gerisini size bırakıyorum. Görüşmek üzere.